Türkiye'nin filament marketi Robolink Market sunar. Bu videoda Türkiye'nin en çok satan bazı filament markalarının PLA, ABS ve PETG filamentlerini birbiriyle kıyasıya kapıştıracağız. Hangisinin daha iyi olduğunu göreceğiz. Ve baştan söylemek istediğim bir şey var. Bu videonun sponsoru Robolink Market. Robolink Market'te çok fazla 3 boyutlu yazıcı malzemeleri var ve özellikle filament çeşitleri çok fazla. Ama filament üreticileriyle herhangi bir sponsorluğum yok. Dolayısıyla hangi filamentin daha güzel olduğu konusunda olabildiğince şeffaf olacağım. Testlerin adil olması için öncelikle 3 boyutlu yazıcıma birkaç tane upgrade yapmam gerekiyor. Çok iyi çalışmayan bir iki noktası kaldı. Ondan sonra da her bir filament için sıcaklık kulesi basacağım ve hepsine aynı modeli aynı ayarlarla basacağım. Mesela 4 farklı PLA filament markasının testlerini yaparken 4 tane sıcaklık kulesi basacağım. Sonra 4 tane aynı ayarlarda aynı modeli basacağım ve bunları kıyaslayacağız. Aynı şeyi ABS için ve PETG için de yapacağız. Birkaç tane de farklı tipteki filament var. Onları da ayrıca deneyeceğim. Yine adil olması açısından hepsinin paketini açıp öyle basacağım. Mesela bunları basmayacağım. Burada da çeşitli markaların filamentleri var. Ama kimisini 1 yıl önce aldım, kimisini 3 ay önce aldım, kimisini 5 sene önce aldım. Dolayısıyla burada nemlenen ve deforme olmuş filamentler olabilir. Onun için şuradaki yeni jelatini hiç açılmamış sıfır aldığım filamentlerden başlayacağım. PLA, ABS gibi standart filamentlerin dışında daha sağlam, daha büyük boyutlarda, daha endüstriyel 3 boyutlu baskı ihtiyacınız varsa PCWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini ziyaret edebilirsiniz. Onun linkini de açıklamalar kısmında paylaştım. Öncelikle upgrade'lerle başlıyorum. 50'nin üzerinde upgrade yapmıştım. Dünyanın en güzel Ender 3 versiyon 2'sine sahibim ama Hatend'i güzel takmamıştım. Orijinal Hatend takmaya karar verdim. Creality'nin orijinal Hatend'i. Bundan sonraki baskılarımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha önce kullandığım filament sensörü sadece filamentin koptuğunda baskıyı durduruyordu. Bu filament sensörü ise biraz daha akıllı. Filament hareket etmezse de durduruyor. Yani uzun bir süre sıkışırsa eğer hatent tıkanırsa mesela nozzle tıkanırsa yine uyarı veriyor ve boşu boşuna enerji harcamamızı engelliyor. Bir sonraki upgrade'im silikon tabla. Silikon tablanın şöyle bir güzelliği var. Daha fazla enerji tüketerek daha hızlı bir şekilde ısıtabiliyor. Dolayısıyla 7 dakika, 8 dakika gibi baskıya başlangıç sürelerini 1-2 dakikaya indiriyor. 200 wattlık ekstra güçle besliyorum bunu. Normalde bunun üstüne direkt cam tabla takıp basabiliriz. Ama ben Ender 3'ün kendi ısıtıcısını da sökmedim. İkisini birleştirdim. Aynı anda 2 tane ısı kaynağı Hatend'i ısıtıyor. Bunları kullanmak için tabii ki PID ayarlarını da güncelledim. Octoprint üzerinden hem Hatend'in hem de tablanın sıcaklık ayarlarını, PID ayarlarını yaptım. Bir sonraki upgrade'im sessiz anakart. Ender 3'ün üzerinde orijinal olarak 4.2.2 anakart geliyor. Ben şu an 4.2.7 anakartını taktım. Bununla daha güzel sonuçlar alacağımı yine düşünüyorum. Bir sonraki upgrade'im yay çeliğinden tabla. Bu da yine Creality'nin orijinal bir ürünü. Yay çeliğinden olmasının bazı avantajlarını internetten okumuştum ama bunu denedikten sonra vazgeçtim. Ben bunun alınmasını tercih etmiyorum, yani önermiyorum. Bence manyetik tabla şu ana kadar kullandığım en pratik tabla. Hem fiyatıyla hem kullanımıyla manyetik tablayı kesinlikle tercih ederim. Bir sonraki upgrade'im yine motorların biraz daha smooth, stabil çalışmasını sağlayan geliştirmeler. Bunları şimdilik takmadım. İleride böyle bir kutu yapıp bunları da onun içerisine eklemeyi düşünüyorum. Motorların biraz daha az titreşimli ve sessiz çalışmasını sağlayan şu şekilde şeyler de var. Onları da şimdilik takmayacağım. Bir iki tanesini denedim, vazgeçtim. Bayağı zamanımı alacak gibi duruyor. İleride yine bunları da takmayı düşünüyorum. Bunun yerine mantardan yapılmış şu şekilde titreşim engelleyici kullananlar da var. Hangisi daha iyi denemedim ama ilerleyen zamanlarda bunları da deneyip fikirlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Yeni filamentlere geçmeden önce yazıcının son halini test etmek için elimdeki eski filamentlerden bir tanesiyle baskı aldım. Yay çeliği dışındaki her şeyden memnunum. Yay çeliği tablayı beğenmedim. Yapışması hiç iyi değil. Tabii ki başka şartlarda iyi çalışabilir çünkü internette bayağı güzel yorumlarını da okudum. Ben tekrar manyetik tablaya dönüyorum çünkü 2-3 kere üst üste baskıyı tamamlayamadım ve yeniden basmak zorunda kaldım. Manyetik tablayla devam ediyorum. Şimdi sıra geldi filamentleri kutusundan çıkarmaya. Filamentleri kutusundan çıkarırken dikkat ettiğim birkaç şey oldu. Birincisi makaranın tipi. Makara tipi olarak en çok Porima filamentin filamentlerini beğendim. Çünkü yanlarında delik delik olması birinci olarak doğaya daha saygılı olduğunu gösteriyor. Daha az plastik harcayarak bunu üretmişler. İkincisi nemlenmeyi eşit bir şekilde sağladığı için filamentin başı ile sonu arasında çok fark olmuyor. Tabii bu biraz daha hızlı nemleneceği anlamına da geliyor ama şöyle bir güzelliği de var. Ben bunu fırına koyduğum zaman ya da bir kurutma fırınına koyduğum zaman çok daha hızlı bir şekilde nemini alabiliyorum diğer makaralara göre. Dolayısıyla Porima filamentin makaralarını beğendim. Deliklerinin fazla olması ve yanlarda filament tutucu gibi küçük küçük yerlerin olması da hoşuma gitti. 3 boyutlu yazıcıdan bu filament makarasını söküp kenara kaldırırken daha kolay kaldırabileceğim. Diğer dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi de
ABG filamentin makaraların üzerinde herhangi bir şey yazmıyordu. O yüzden elimle yazmak zorunda kaldım. Yani bunun markası ne, hangi tipte filament, hangi sıcaklık aralığında kullanmalıyım gibi şeyleri elimle yazdım. Bunu bir en azından etiket gibi üzerine yapıştırsalardı bence güzel olurdu. Çünkü elimizde birkaç tane bu şekilde makara varsa hangisi PLA, hangisi ABS, hangisi PETG bunları ileride karıştırabiliriz. O yüzden böyle bir tavsiyede de bulunabilirim. Bunun dışında testlere mikrozey sonradan katıldı. Mikrozeyin içerisinden de nozula hediyesi çıktı. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü bazı problemlerde nozulun aşılmasından kaynaklanıyor. Her bir filament aldığımızda nozulu değiştirirsek nozuldan kaynaklı problemleri de tamamen elemiş oluruz. Bir de yine Porima filamentte ikinci bir vakumlu poşetin içerisine koyulmuş. Yani kutuyu da ayrıca bir vakumlamışlar. O da hoşuma gitti. Genel olarak filamentler ve kutularıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hatırlatmak istediğim bir konu var. Bu videoyu çekerken ki amacım hiçbir markanın reklamını yapmak ya da bir markayı rezil etmek falan değil. Zaten sonuçları birazdan göreceksiniz. Bütün filamentlerle aldığımız sonuçlar böyle birisi acayip süper, birisi acayip berbat falan değil. Aralarında ufak tefek farklılıklar var. Evet ama amacım herhangi bir markayı rezil etmek ya da herhangi bir markayı övmek değil. Tekrar söylüyorum. Şimdi bir filament elimize aldığımızda yapmamız gereken birçok şey var aslında. Direkt baskı almak çok doğru değil. Bununla ilgili bir şeyler yapalım kanalında yayınlanan bir tane video var. Bir iki gün önce yayınlanmış. Onu da tavsiye ederim. Linkini açıklama kısmında paylaşıyorum. Ben sadece sıcaklık kulesi basarak test yaptım ama yapılması gereken daha 5-6 tane daha test var. Hatta daha fazla testler de var. Onların hiçbirini yapmadım. Çünkü bir kullanıcı olarak bir şey basacaksak bir gün boyunca, iki gün boyunca test basamayız. Genellikle insanlar bunu yapmazlar. Dolayısıyla ben biraz daha akla mantığa uygun olan sadece sıcaklık testi yaparak baskı aldım. Başka bir makinede başka bir sonuç alabilirsiniz. Aynı makine olsa bile aynı filamentte farklı sonuçlar da alabilirsiniz. Çünkü her makinenin de kendine özgü huyları olabiliyor. Dolayısıyla bu sonuçlar sadece benim makinem ve benim yaptığım ayarlarla alakalı. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi neler yaptığımdan başlayayım. İlk önce 3 boyutlu yazıcımı upgrade ettikten sonra birçok test baskısı aldım. İlk aldığım baskıda gördüğünüz gibi berbat sonuçlar da aldım. Hot end'imde bir problem vardı. Çakma bir hot end kullanmıştım. Onu çıkardım. Şu an orijinal kreatinin hot end'ini taktıktan sonra güzel sonuçlar almaya başladım. Daha sonra bu geri çekme testi falan yaptım. Geri çekme kulesi bastım. Sıcaklık kulesi bastım. XYZ küpleri bastım. Daha sonrasında bu küplerden de basarak 3 boyutlu yazıcımın ayarlarını düzelttim. En son şuradaki şu bölüm pembe ve mor olanlar ve şu gri olanları bu amaçla bastım. Daha sonrasında bu manyetik tabladan çelik yay tablaya geçeyim mi geçmeyeyim mi düşünürken şu yeşillerle baskı aldım. İlk bir iki tane basarken altı iyi yapışmadığı için şöyle sonuçlar almaya başladım. Ondan sonra çelik yay fikrinden vazgeçtim. Dediğim gibi onu şu an için önermiyorum ama internette çok güzel yorumlarını okumuştum. Ben bir şeyleri eksik de yapmış olabilirim. Biraz aceleye de gelmiş olabilir. Ben tekrar bildiğim yönteme manyetik tablaya döndüm. Manyetik tablaya döndüğümde ise tekrar güzel baskılar almaya başladım. Mesela buna manyetik tabla diye not almıştım. Buna da çelik tabla diye not almışım. Bunu da manyetik tablayla bastım. Bunlar güzel sonuçlar elde etmeye başladıktan sonra esas testlerimize başladım. Esas testlerimizde ilk yaptığım testler PLA olan testlerimdi. PLA olanlar mavi olanlar. Burada da dikkat edeceğimiz şeyler şunlar. Her birinin sıcaklığı birbirine yakın ama farklı olanlar da var. Dolayısıyla sıcaklık kulesi testinde o filamente uygun benim yazıcım için ve benim şartlarım için en uygun sıcaklık neyse onunla baskı aldım. Burada şöyle ilginç şeyler oldu. Mesela bazıları şu tepeye kadar sanırım tepedeki 180 dereceydi. Evet 180 derece. Tepeye kadar basarken bazıları 180 derecede eritemedi ve nozulu tıkadı. Ama 180 dereceyle zaten biz genellikle PLA basmayız. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Bazıları 180 gibi toleranslı bir şekilde de basabilirken bazıları 185-190'dan itibaren basmaya devam ediyor. Bu sonucu ABS tarafında daha net görebiliyoruz. Burada mesela en üste kadar 210 derecede basılabilirken şu filament 220'den itibaren basmaya başlamış. Yani 10 derecelik bir tolerans farkı var. Yine şunlara dikkat edebiliriz. Burada sadece dereceler değil de baskının kalitesi ile de ilgili bize bazı şeyler söyleyebiliyor. Mesela şu baskıda böyle kahverengi lekeler oluştu. Ama buralarda diğerlerinde öyle bir leke yok. Bu arada geri çekme testini her bir filamente göre yapmadığım için arada tüylenmeler var. Bir miktar tüylenme gayet normal. Çünkü benim yaptığım testlerde de tüylü olan modeller vardı zaten. Yani şurada da tüylü olan modeller vardı. Bunların da hiçbirini temizlemedim. Artık malzemelerin hiçbirini temizlemedim. Mesela şurada ipçikler var. Bunları falan hiç koparmadım. Olabildiğince bastıktan sonra hiç dokunmadan
hiç kimseye elletmeden bekletmeye çalıştım. PLA'ların 5 tanesinin de sırayla baskısı bittikten sonra, yani ilk önce sıcaklık kulesi bastım, sonra gemi bastım. Sıcaklık kulesi bastım, gemi bastım. Daha sonra ABS'lere geçtim. Elimde 3 tane ABS vardı. 5 tane PLA bastıktan sonra 3 tane ABS bastım. Daha sonrasında 4 tane petçiyi bastım. Diğer kategorisinde ise 4 tane farklı baskı yaptım. Bunların hepsinin detay çekimlerini birazdan yayınlayacağım. O detay çekimlere bakarak sizler karar verebilirsiniz. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bayağı detaylı çekimler yaptım. Biraz da karanlık almaya çalıştım ki böyle aradaki çizgiler, ipliklenmeler vesaire de net bir şekilde belli olabilsin. Önünü, arkasını, her yerini çektim. Bunları izleyerek en iyi filamentin hangisi olduğuna karar verebilirsiniz. Görüntüleri izledikten sonra şahsi fikrimi de paylaşacağım. Şimdi görüntülerle devam edelim. Şöyle bir hızlıca bakıyorum. 180 derecede basabilen sadece Esun PLA olmuş. Ben burada 210 dereceyi seçmişim. En temiz baskıyı 210 derecede aldığımı seçmişim. Şu hariç bu da Microzane PLA'sı. Bu 200 derece. Diğer dördünü 210 derecede basmışım. Zaten görüntülerde gördünüz hangi derecelerle bastığımı. Şöyle çıkan sonuçlara bir bakayım. Bu arada neden Benchy gemisini bastığımı sorarsanız, bu Benchy aslında baskımızın ne kadar kaliteli olduğunun testi gibi bir şey. O yüzden anlayan insanlara çok şey ifade ediyor. Şu an nerelere nasıl bakmamız gerektiğinden bahsetmiyorum. Sadece bir son kullanıcı olarak baskının kalitesinden bahsedeceğim. Bunun baskı kalitesini bayağı beğendim. Sadece şuralarda bir ivmelenmeden dolayı bir şey oluşmuş. Bakalım hepsinde var mı o? Bunda da biraz var. Bunda da biraz var. Bunda da biraz var. Bunda da biraz var. Şuralarında böyle leke gibi bir şey. Muhtemelen buradan başlıyor basmaya, tekrar orada bitiyor. İğmelenmeden de değil aslında. Burası kapatmayla alakalı. Bu benim yazıcımın ayarlarıyla alakalı bir şey. Filamentle, markayla vesaireyle alakası yok. Bir sonrakine bakalım. Bu da ABG'nin PLA'sıymış. Bunu da 210 derecede basmışım. Bunun da baskıları güzel ama arada böyle çizgi çizgi gördüğüm yerler var. Bunda yok o çizgi çizgiler. Şurada böyle ara ara sanki böyle bir çizgiler var. Bu çok hoşuma gitmedi, yani diğerinde bunlar yoktu. Bir sonrakine bakacağım şöyle. Burada hiç öyle çizgilenme yok. Bir iki noktada böyle boşluk gibi bir şey var. Bakalım burada var mı o boşluklar? Bunda yok. Şöyle bakıyorum. Dediğim gibi tüylenmeye falan çok dikkat etmiyorum. Mesela bunda tüylenme diğerlerine göre biraz daha fazla. Bunda daha az, bunda orta, bunda daha fazla ama bu yine yapacağımız kalibrasyon ayarlarıyla alakalı. Ben şu filamentlere göre yaptığım için kalibrasyonu, bunlar da farklılık gösterecektir. O yüzden tüylenmesi fazla olan markaya, modele herhangi bir şey söyleyemiyorum. Bu da gayet güzel. Şurada bir fazla parçacık var. Bunlar da var mı? Yok. Burada bir fazla parça var. Bu Porima. 210 derecede basmışız. Bunda herhangi bir çizgilenme yok. Sadece şurada tek bir çizgi var. Böyle gözüme çarpan. Bunun dışında şu tepedeki şey yok. Burada herhangi bir boşluk yok. Bu gayet güzel. İpliklenmesi de az. Şuna bakıyorum. Zaxe PLA 210 derecede. Bunda da herhangi bir çizgi yok. Şurada ufak bir leke var. Ama onu da kusur olarak sayamayacağım. Şurada evet bir çizgi gözüme çarptı. Çok değil. Rengi falan güzel ama bunun. Parlak. Bunun da parlaktı rengi bayağı. Zaxe'nin şu yüzeyinin pürüzsüzlüğü elime biraz daha güzel geldi. B
Bir tık daha böyle pürüzsüz hissettiriyor Zaxe. Ama onun dışında ben PLA filament olacak olsam hangisini alırdım? Şuradaki şeylere bakarak, biraz önce videonun başında da söylediğim gibi makara vesaire gibi şeylerine de dikkat ederek Porima alırdım. Zaxe'nin fiyatı diğerlerinden pahalı. Öbür 4 markanın fiyatları birbirine bayağı yakın. Şu an için en ucuz Microzey. Yani eğer çok ciddi bir üretim yapacaksan, fiyat benim için çok önemliyse, 10-20 liranın hesabını yapacaksan Microzey'i de alıp kullanabilirim bu arada. Bunda herhangi bir problem yok. Ama ufacık fiyat farkı yüzünden de bu makara gibi şeylerden de vazgeçmek istemem. Ben bugün PLA basacak olsam Porima'yı tercih edebilirim. Bu benim şahsi fikrim. Dediğim gibi Microzey'le de güzel baskı alınabilir. Zaxe'yle de güzel baskı alınabilir. ABG filamentle de güzel baskı alınabilir. Esun'la da güzel baskı alınabilir. Bu yapacağımız ayarlara bağlı. Aslında şöyle söyleyelim, Robolink Market'te satılan filamentlerin hiçbiri kalitesiz filament değil. Dolayısıyla yaptığımız ayarlara göre güzel sonuçlar alabiliriz. Ama hiç markası filan bilinmedik, garip filamentler varsa onlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kötü filament yoktur, kötü ayar vardır diyelim. PLA konusunu kapatalım. Sonra ABS kısmına gelelim. ABS kısmında şu marka neymiş? Porima. Porima 210 derecede de güzel basmış, 250 derecede de güzel basmış. Bayağı güzel, yani şöyle bir sıcaklık kulesi görmek bende hayranlık uyandırdı. Tertemiz bir sıcaklık kulesi. Ben burada 240 dereceye karar vermişim. Tablo olarak da 100 derecelik bir tablo sıcaklığı yapmışım. Şurada böyle hafif gerintiler, çıkıntılar var. Bir de şöyle çıkarırsam, evet, alt tarafı süper olmamış. Şuralar çok iyi yapışmamış. Buradaki yazı çok iyi okunmuyor. Diğerlerinin yazılarına bakmadım bu arada. Diğerlerine bakalım. Bu neymiş? ABG filament. Bunu da 240'a 100 ile basmışım. Yani bunu da aynı sıcaklıkta basmışım. Bunun sıcaklık kulesi de 220 dereceye kadar normal basmış, 220 derecenin üstünde basamamış, tıkanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada iki tane iplik gibi bir şey bırakmış ama yine de ben 240 dereceyi tercih etmişim. Bakalım bunun altı nasıl? Şurasında o leke zaten şey değilmiş. Evet, bunda da aynı şey var. Bu alt tarafı hatta bunun bir tık daha kötü. Şuralar muhtemelen biraz fazla eridi. Alt tarafın 100 derece olması biraz fazla gelmiş olabilir. Ama hepsine aynı şeyi uyguladığım için çok da haksızlık etmiş sayılmam. Burada da yine 220 dereceye kadar basmış. 210'ları basamamış. Bu da Zaxe'ymiş. Bunda da 240 dereceye karar vermişim. Bunu biraz önce elim çarptığı için çıkmıştı. Evet, bunun zemini de Porima'nınki gibi. Hatta bir tık daha iyi şu kenardaki şeyler. Bir tık daha iyi. Şöyle hepsine bir bakayım tekrar karıştırmadan. Zaxe ve ABG'nin şuraları, geminin bu tarafları bir tık daha iyi gözüküyor böyle. Hatta ABG'ninki biraz daha iyi gibi. Bir tık daha iyi gibi. Burada da ufak tefek dalgalanmalar var ama kötü değil. Yani bu tarafta da ABG biraz daha iyi gibi geldi. Ama ABG'nin de şu alt tarafı biraz daha kötüydü diğerlerine göre. Şu an ABS filament alacak olsam hangisini alırdım bu sonuçlara göre? Yani Zaxe bir tık pahalı geldi bana. Diğerlerinden fiyat farkı çok fazla. Ya ABG alırdım ya da Porima alırdım diye en son söyleyebilirim ama Porima yine bir tık daha hoşuma gitti diyebilirim. Buradaki ufak tefek dalgalanmalar, çizgilerde baskı ile ilgili ayarlar yaptıkça düzelecektir. Bu her marka için geçerli. Yani üçüyle de güzel sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Daha sonra PETG'ye geçelim. PETG tarafında biraz önce dediğim gibi şu ABG filamentin şu ortadaki şeyleri basması ve buralarda kahverengi lekeler bırakması beni biraz şaşırttı. Çünkü 230 derecede de biraz kötü basmış şuraları. 240, 250 ve daha fazla sıcaklıklarda da, hatta 245'te falan da bayağı kötü şeyler var. Şurada bir iki tane kırmızı leke var. Muhtemelen bir önceki baskı ABS olduğu için oradan kalan filament artıkları olabilir. Belki de o yanmalar da o yüzden kaynaklanıyordu. Yani içerisinde ufak tefek artıklar varsa şöyle yanma gibi olabilir. Yani o yüzden doğrudan filamenti de suçlayamadım burada. Ben burada neye karar vermişim? 255 dereceye karar vermişim ve 100 derecede PETG olarak basmışım bunu. Baskısı şurası bayağı pürüzsüz PETG'de. Hatta hem PLA'dan hem ABS'de aldığım sonuçlardan daha pürüzsüz. Şuralarında ufak bir çıkıntı bırakmış. İpliklenme de orta derecede. Bir sonrakine bakalım. Bu Microzey. Bu da bayağı pürüzsüz. Hatta bunun dokusu bayağı iyi. Evet, Microzey biraz daha böyle kaygan bir yüzeyi var. Bayağı iyi ya, böyle plastik gibi. Hazır plastik gibi. Bunun burasında da herhangi bir şey falan bırakmamış. Bunu da 235 derece olarak karar vermişim. Evet, 235 derecede daha güzel baskı aldığı için ona karar vermişim. Bunu biraz daha beğendim. Microzey bu konuda bence iyi. Şu alttaki desteği sökmeye çalışıyorum. Yok, parçalandı, çıkmadı. Hiç parçalamayayım. Şunu sökmeye çalışayım. Evet, bu daha
rahat çıkıyor. Çıkacak gibi. Evet, bu çıktı. Alt tarafını da şöyle göstereyim. Alt tarafı biraz pütürlü olmuş. Şöyle karıştırmadan devam edelim. Bu neymiş? Porimaymış bu. 245 derecede basmışım bunu. Şöyle bir bakayım. Mikrozey mesela burada biraz daha temiz mi çıkmış? Yok, aşağı yukarı aynı. Porima'da da yine pürüzsüz ama mikrozey kadar değil. ABG'ye bakıyorum. ABG ile aşağı yukarı aynı. Hatta ABG bir tık daha iyi. Şu ana kadar yaptığım testlerde 1 numara mikrozey, 2 ABG filament, 3 Porima diye şu an için gidiyor. Yine burada bir parçacık kalmış. Onun sebebini bilmiyorum. Bunda da aynı parçacık var. Bu da Esun'muş. Bunu 250 derecede basmışız. Evet, 250 derecede. Bakalım. Bu da bayağı pürüzsüz. Şurada parçacık kalmış. Şu alt tarafı, evet, alt tarafı daha rahat çıktı bunun. Yine altı aynı şekilde kötü. Şunun da alt tarafına bakalım. Bunun da altı zor da olsa çıkacak gibi. Yok. Çıktı, evet. Mikrozey'in altı çıkmadı. Biraz iyi yapışmış. Ama burada da PETG tarafında da mikrozey benim hoşuma gitti. PETG'lerdeki fiyatları bilmiyorum bu arada. PLA'ların fiyatlarını daha iyi biliyorum. Daha fazla PLA kullandığım için. PETG tarafında alacak olsaydım mikrozey alabilirdim. Bu bayağı hoşuma gitti. Şimdi son olarak 4 tane daha filament çeşidimiz var. Onları da şöyle önüme alayım. Bunlara herhangi bir sıcaklık testi vesaire yapmadım. Doğrudan ortalama bir değerle bastım. Mesela ABG'nin STH filamentini 185 dereceyle basmışım. Bu bayağı güzel gözüküyor. Şurada bir tık böyle bir çizgilenme gibi bir şey var şöyle. Ama baskısı çok iyi. Bayağı güzel. Hem rengi de güzel. Baskısı da güzel. Şuralarda desteksiz bir iki iz var. Mesela bakalım şunlarda var mı o iz? Bunda da var azıcık. Bunda da azıcık var. Mesela şurada, mesela bunda o iz yok. Şunlara bakalım. Bunda da çok az var bu izler. Yani aslında buralara bakarak bir baskının doğru veya yanlış olduğunu anlıyoruz. Ama dediğim gibi o kadar detaya inmeyeceğim. Bunda herhangi bir iz yok. Bu da Esun'un PLA Plus modeli. 215 dereceyle bastık. Şimdi bu PLA'lardan sonra bir de PLA Plus'lar çıktı. Biraz daha dayanıklı olduğunu söylüyorlar. Bunun da rengini de beğendim. Ateş kırmızısıydı herhalde bu renk. Baskısı da bayağı güzel. Aşırı pürüzsüz değil ama acayip tatminkar. Şimdi bir sonraki ilginç filamentimiz Porima'nın TPU filamenti. Bunu da 235 derecede basmışım. Bununla ayakkabı yapıp giyenler var. Bayağı esnek bir materyal. Esnediğinde de hiçbir şey olmuyor. Kırılmıyor, çatlamıyor. Tekrar eski haline geliyor. Telefon kılıfı basmayı denedim bununla ama nozulum tıkandığı için yarım kaldı. Direct drive ile basmak lazım bunu ve bayağı dikkatli basmak lazım. Acayip ipliklenme oluştu. Şuralarda falan da lekeler var. Bununla ilgili de ayrıca ayar yapmak lazım. Çünkü esnek bir filament olduğu için bunu iteklemesi falan da yazıcının zor. Son olarak mikrozey en son mikrozeyin ürünleri gelmişti. En son gelen de hatta buydu. 230 derecede PETG'yi şeffaf basmışım. Cam kadar şeffaf olmasa da güzel bir şeffaflık hissi var. Bu da bayağı yapışmış. Bayağı bir şeffaflık hissi var. Böyle bir ışığın altına tutunca arkadan ışık falan gözüküyor. Bu da böyle cam gibi bir şeyler tasarlarken, böyle bir maket falan tasarlarken cam niyetine kullanılabilir. Biraz daha ince basıldığı zaman, daha düzgün basıldığında kısmen blurlu cam gibi de gözükebilir. Bundan önce de yine kırmızı bir şeyler basmışım. En alt tarafında böyle hafif kırmızımsı şeyler var. O onunla alakalı. Şimdi son olarak bir de şey söyleyeyim. Neden bazılarının altında destek var, bazılarının yok? Çünkü ABS ve PETG gibi yüksek ısılarda bir şey basarken yapışmayla ilgili bir tık daha fazla sorun yaşıyoruz. Yani PLA'da bunu yaşamıyoruz. PLA'larda direkt bunları basabildiğim incecik bir şey bile olsa, şu kadarcık bile bir şey bassak PLA'da bir problem olmuyor ama özellikle ABS tarafında şurada görüldüğü gibi ilk başlarda bayağı inat ettim hepsi aynı olsun diye. Çünkü ilk önce PLA'ları basmıştım. ABS'leri böyle bastım. Hiçbiri bitmeyince artık dedim ki yani bu iki günümü yedi mesela şurası sadece. Ondan sonra vazgeçtim ve destekli basmaya başladım. Ondan sonrakilerinde neredeyse tamamına yakınını destekli bastım. Sonuç olarak toparlayalım. Ben burada kendi fikirlerimi de söyledim ama benim fikirlerim de en doğrusu değil. Çünkü her makineye göre, her şarta göre, her ayara göre değişen şeyler. Ben buradaki bütün markaların filamentlerini beğendim. Hepsini kullanabilirim. Bunların hiçbiri boşa gitmeyecek. Hepsini mutlaka kullanacağım. Sen de eğer bir filament aldıysan ya da alacaksan ilk önce yapman gereken testlerle ilgili şu açıklamalarda önerdiğim videoya göz atabilirsin. O videodaki testleri yaparak
yak filamentini en doğru şekilde kullanabilirsin. Bu videoyu hazırlarken bayağı zaman ve emek harcadım. Eğer bu tip videolar hoşuna gidiyorsa ve devamının gelmesini istiyorsan kanalıma abone olup zil bildirimlerini açabilirsin, yorum yapabilirsin, beğenebilirsin, arkadaşlarına paylaşabilirsin. Şu anki konuşmamdan da anlaşılıyordur. Bayağı yorucu bir video oldu. Son olarak konuyu şöyle kapatmak istiyorum. Kötü filament yoktur, kötü ayarlar vardır. Ayarlarınızı düzelterek elinizdeki filamentleri güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradaki istisnam aşırı berbat kalitesiz filamentleri istisna tutuyorum. Ama burada konuştuğum bütün markalar çok kötü markalar değiller. Hepsinin filamentleriyle çok güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Ben şahsi fikirlerimi açıkladım ama bir defa daha hatırlatıyorum. Bunlar benim fikirlerim, benim yaptığım ayarlarla, benim ortamımla, benim odamla alakalı ayarlar ve sonuçlar. Dolayısıyla sendeki makinayla, sendeki ev ortamıyla, atölye ortamıyla farklı sonuçlar alabilirsin. Amacım hiçbir markayı kötülemek ya da övmek değildi. Eğer sürçülisan ettiysem affola. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.